Hayırlı günler diliyorum sevgili dostlarım. Bugün de sizlerle Mehmet Akif Ersoy'un Necit Çöllerinde şiirini paylaşmak istedim. Beraber dinleyelim inşallah. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tuttu bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyar-ı sudanı, 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram, bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün heyakili hilkat ile hasbihal ettim, leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek, çıkan yüreklere hüsran mı merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra bir kısa ah. Bunun çok güzel bir hikayesi var. Bir Sudanlı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hasretiyle artık dayanamıyor ve yollara düşüyor. Öyle ki hani çöllerde yayan, hani aç susuzluk çekiyor gerçekten ve yani sor diyor, şu gözlerim nücumlara, yıldızlara sor, şu gözlerim diyor uyku görmüş mü? Tahammül et dediler diyor. Yani ne kadar tahammül edeyim? Çünkü yıllarca önüme ailem, yurdum, hanumanım çıktı. Artık tahammül et dediler ama dayanamadım. Çıktım yollara, geldim. Orada hani o kadar kumlarda senin nefesin imdadıma yetişti. Yetişmeseydin yani oralarda da kemiklerim yanacaktı ya Resulallah diyor. 53 sene sensizliğe tahammül ettim diyor. Sonra geldim bir örtüyle karşılaştım. Yeşil bir örtüyle karşılaştım. Mümkünse demir nikabını kaldır diyor. Ve orada da bir meşale, bir nur görüyor. Ve orada ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Necit Çöllerinde gerçekten çok önemli bir şiir. Hani bizim açımızdan da gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sevgimiz açısından da Rabbim inşallah bizleri de böyle güzel bir şerefli şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna, nuraniyatına, güzelliğine, zatına ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına, hoşnutluğuna ulaştırsın diyorum. Bugünü de bu şiirle noktalıyorum sevgili dostlarım.